Gülçin karakteriyle tanışan insanlar, sizi tanımayanlar ne tepki veriyor? Genelde olumlu tepki alıyorum. Çünkü hani ne kadar anti kahraman da olsa, kötü karakter, aldatan ya da neyse o, bir şekilde işi sahiplendiği zaman seyirci başka bir, yani gözlerin içindeki pırıltıyla yaklaşıyor. Galiba bizi işin Antep'te başlaması biraz etkiledi. Çünkü hani bir aya yakın otelde birlikte kaldık. 50 derece gölgede falan böyle evet, bir halde. Böyle bir ay 6 aya bedel oldu. Geldiğimizde İstanbul'a, esas mekanımıza zaten birbirimizi tanıyor gibi olduk. Seyran'la Ferit olacak mı diye size soralım direkt. Bir kere doğru kast. Ekran önünde bir kimya. Ama onun berisinde de çalışmak. Sayfalarca ezberleri var. En çok onlar çalışıyor. Yani hani... Hürriyet.com'dan herkese selamlar. Gülçin Santırcıoğlu bizimle birlikte. Merak ediyorum bugün bizi neler bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hoş gelmiş oldum şu an. Evet, böyle. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok merak ettiğim bir karaktersiniz aslında. Çünkü evet, sosyal medyada da dönen, sizin izleyicilerinizin de vakıf olduğu, ya acaba Gülçin Hanım nasıl biri? Çünkü oynadığınız karakterler bugüne kadar, şu anki dizide de tabii çok daha farklı bir, aslında despot diyebileceğimiz bir karakter ve farklı bir hikayesi var, dinleyeceğiz zaten sizden ama şunu çok merak ediyorum, sizin sokaktan aldığınız geri bildirimlerde Gülçin karakteriyle tanışan insanlar, sizi tanımayanlar ne tepki veriyor ilk etapta ya da biraz sohbet edenler filan? Genelde olumlu tepki alıyorum çünkü hani ne kadar anti kahraman da olsa, kötü karakter, aldatan ya da neyse o, bir şekilde işi sahiplendiği zaman seyirci başka bir, yani gözlerin içindeki pırıltıyla yaklaşıyor. Hiçbir zaman öyle hani ufak tefek komik olaylar dışında çok abartılı bir öyle şey almadım yani. Mesafeli misiniz insanlara dışarıda? Evet. O yani mesafeli derken hani böyle Kaf Dağı'nda olma gibi bir şey değil ama çok da böyle sosyal, insan canlısı falan bir insan olduğum söylenemez yani. Çok lokomotif bir iş Yalı Çapkını. Evet. Bir izleyici olarak yer almamış olsaydınız, denk gelseydi Yalı Çapkını nasıl değerlendiriyorsunuz izleyici gözünden? Vallahi kıskanırdım. Niye yokum bu işin içinde derdim yani. Ben çok seviyorum Yalı Çapkını'nı. Seyircisi olsaydım yine severdim yani. Güzel bir işimiz, güzel. Şimdi çok setle alakalı da merak ediliyor ve işte bazı demeçler veriliyor, röportajlar, şimdi onlara da bakıyorum diziyle ilgili. Siz çok eğleniyorsunuz herhalde çok fazla. Nasıl geçiyor? Cidden eğleniyoruz. Yani şu durum var, biz bir aile olduk bilmem ne şakaları. Değil, her setlerle ilgili. Evet, işte. Ya her sette aile falan olunmuyor. Onu işte, bir kere biliyoruz. Onu söyleyelim. Evet, onu da bilelim. Ama burada ekip işini doğru ve disiplinli yapan insanlardan kuruldu. Bunu kamera önü olarak anlamayın sadece. O kısımda en azından hazırlıktan itibaren güle oynaya gidiyoruz. O yüzden de enerjimiz tükenmeden kamera önüne çıkıyoruz. Bir de karşılığını aldığımız için heyecanımız, mutluluğumuz katlanarak devam ediyor. Yani olmayabilir ve olmayan bir iş de tutabilir bu arada yani. Evet, tabii. Hani kamera, ekran arkası öne yansıdı falan yani, evet. Hani belli olmuyor işler. Ya çünkü o sette ben şeyleri de, storyleri de takip ediyorum da galiba bir tane satıyorum, Emre Altuğ uyuyor. İşte Beril var, işte, bizim evet. Beril var. Evet. Şarkısıyla uyandırıyoruz falan. Geçen gün yine Emre Altuğ'un konserine gittik, birlikte eğlendik. Yani hani set dışında da zaman geçirmeyi seviyoruz yani. Yalandan olmaz o iş. Önemli değil mi ya? Yani çalıştığın insanla en azından sosyalde bir iletişimin olması oradaki sahneye yansıyor değil mi? Ya olmak zorunda değil. Asgari evet. Nezaket, profesyonellik diye bir şey var. Ama galiba bizi işin Antep'te başlaması biraz etkiledi. Çünkü hani bir aya yakın otelde birlikte kaldık. 50 derece gölgede falan böyle evet. Bir halde. Herkes çok heyecanlıydı. Ne çıkacağını bilmiyoruz falan ama orada bir aynı ortamda şehir dışı işi gibi başladı. Orada cidden şey oldu. Böyle bir ay 6 aya bedel oldu. Geldiğimizde İstanbul'a, esas mekanımıza zaten birbirimizi tanıyor gibi olduk. Gerçekten izlenir düşüncesi var mıydı o zaman ilk çekimlere başladığınız, daha yayında değil tabii ki filan işin daha ilk... Ben tutacağını düşünüyordum açıkçası. Evet. Yani işe inanıyordum. Ama hani şeyden de anlamıyorum. 15 reytingler ve yüksek share'ler o kısmı benim bildiğim kısımlar değil. Ama sevileceğini, karşılığının olacağını düşünüyordum açıkçası. Sahne var mı hatırladığınız sizle alakalı? Şu, ya yayınladığımız işlerde, yayınlananlarla alakalı. Ya çok iyiydi. Çekerken de kamera arkası da çok iyiydi benim için. Çekten sonra izledim hakikaten de filan dediğiniz. Daha... İlk bölümlerdi. Çetin Tekindor'un bizi yine böyle hizaya soktuğu bir sahne çekiyoruz. İlk bir provasını yapalım, ezber geçelim diye başlandı. Böyle bir monoloğu var Çetin abinin de. Onu oynadı. Masasını böyle masaya yumruğunu koydu. Gerçekten hepimiz titredik. Ve sonra herkes bir anda alkışlamaya başladı şuursuzca yani. Hani bir tiyatro oyununda gibi öyle canlı, kimse kesmedi, çıt olmadı falan bir anda. Nitekim o masa sahneleri de ondan sonra inanılmaz aynı böyle tatlılıkta yükselerek bence süper gitmeye olmuş. Devam etti. Evet. Sizin daha önce de Çetin Tekindor'la bir işiniz vardı. Vardı yıllar evvel. Çetin abiyle bir işte çalışma fırsatım olmuştu. Adını duyunca burada da inanılmaz mutlu oldum. Ha, sektörde böyle oyuncuların da olması. Ben bu diziyle alakalı şeyi duymuştum, geçen öğrendim. Biz sahneye çalışırken küçük bir cümleyle alakalı oturup kendi inzivaya çekip oturup çalışıyor, nasıl iyi çıkartabilirim filan diye. Yani çok... Tabii evet. Onlar çınar. Yani öğrenilecek çok şey var. Şerif abla da, Çetin abi de teksti alıp o cümleyi bunu böyle söylesem, ağzıma şurada oturtsam falan. Yani ondan hiç bıkmıyorlar. Asla yorulmuyorlar. Yani 25 yaşındakiler, orta kuşak bizler, ah soğuk mu falan diyoruz, çıt demiyorlar gerçekten yani. Ya işte hakikaten çok... Evet çok başkalar. Biraz role girelim. Çok dikkat çekilen ve insanların böyle dedikodusunu da yaptığı, konuştuğu rollerden bir tanesi sizde. Yalı'da bayağı dedik. Bir evet, otoriter, dominant falan. İfakat... İlk rol bana geldiğinde anlaştıktan sonra isminden itibaren role çalışmak üzere başladığımda nedir bu ifakat diye baktım. Yeniden doğmak, iyileşmek anlamına geliyormuş. Bana çok enteresan geldi. İsmiyle müsemma diyeyim, yaralı bir kadın, iyileşmeye ihtiyacı olan bir kadın. Hatalar da yapmıyor değil. Aşık mı peki gerçekten sizce? Yani güce aşık bence. O okey, o cepte zaten. Evet, duygusu olarak... Evet var bir duygusu. Onu çok düşündük. Hem yönetmenlerimizle çok uzun konuştuk. Hem ben kendimi çok düşündüm. Hem Emre Altuğ'yla ayrı düşündük. Nedir aralarındaki diye. Bu kadının 19 yaşında dul kalmış bir kadın olarak uzun seneler boyuncaki yalnızlığını hesaba katmadan o rolü oynayamazdım. Yani çok yalnız... Çok mutsuz ve güç de istiyor. Yerini sağlamlaştırmak istiyor. Duygular falan orada karışmış olabilir ama mutlaka kalbinde de bir şey var bence. Peki Emre'ye nasıl güvenebilir? Çünkü orada da Ferit'in aslında daha büyük gençliğine çapkınlığı var. Esas çapkın evet yani. Orhan aynen. Nasıl güvenebilir? Yani işte güven. Güven dediğin o Yalı'da, nedir ki? Evet Yalı'da değil mi? Yalı'daki en kilit şey güven yani. Evet. Peki istiyorsunuz, gençlerin hakikaten de sosyal medya alıp götürüyor. Onların şimdi işte yorumları da var, artık seyranla olmasın, olacak mı filan diye. Onların hem kamera arkasından uyumunu nasıl görüyorsunuz, hem de rollerle alakalı seyranla Ferit olacak mı diye size soralım direkt. Bir kere doğru kast. Ekran önünde bir kimya ama onun berisinde de çalışmak. Yani değil ya biz bu role çok uyuduk, çok eğleniyoruz filan, bilmem ne gibi bir şey yok. Sürekli sayfalarca ezberleri var. En çok onlar çalışıyor. Yani hani biz tamamen çok eğleniyor, çıkıyorlar gidiyorlar. Çok disiplinliler yani. Öz disiplin de var ve hani yazıldığı gibi şiir ezberlemek gibi bir şey de değil. Yani hakkını veriyorlar bence. Sahnelerle ilgili sizin haricinizde Yalı Çapkını'nda bir sahne söyleseniz hangi sahne olurdu bugüne kadar yayınlanmış? Şaşırtan mı? Şaşırtan. Valla şöyle bir şey var. Cidden bu politik bir cevap değil. Senaryonun geldiği gün böyle ertesi sabah herkes okudun mu, gördün mü onun sonunu falan diye heyecanla geliyor. Genelde oyuncular şey yapar, kendi senaryo geleceği. Öyle bir şey kimse de yok tabii ki. Merak ettiriyor, bizi de merak ettiriyor. Yani öncesinde bazen hani mekan arayışları için falan önden böyle özeti falan geliyor bir şekilde. Bize gelmiyor, yönetmenlere geliyor. Sürekli ya nerede geçiyor, acaba ne oluyor falan diye. Çünkü hep yukarıda bırakıyor hikayeyi senaristler. Başarılarından biri senaryo de bu. Çok önemli bir parça ya. Aynen. Işte. Bizim programlarımızda sabit bölümler var. O kısımlara da biraz girmek istiyorum. En son en çok bölümümüz var. En son en çok istediğiniz şey neydi? Şimdi işten konuştuk diye demiyorum ama yıllardır bu piyasanın içindeyim. Çok huzurlu olduğum ve de karşılığını bulan bir işin hayalini kurmuştum. Evet, çok istemiştim bunu ve hani eğer huzurlu olmayacaksam, iyi olmayacaksa uzak durmalıyım demiştim ve hani gerçekten gittim, Kaş'a falan yerleştim. Bu yani Vasiz, çok istemiştim gerçekten. o huzuru bulduğumu düşünüyorum. Yani. Evet. Kolay olsun istemiştim yani şeyi, en azından arka planı o oldu gerçekten. O çok anlamda huzur ve severek gitme anlamında. Bir şey yapmayayım, sizi değişmeyeyim o noktada muhtemelen. Şimdi bunları anlatırken benim aklıma şey geliyor. Demek ki geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz deneyimlerinde projeden bağımsız hangisi olduğunu bilmiyorum tabii de ciddi sıkıntılar, problemler yaşadınız, gördünüz. Yani ciddi sıkıntılar yaşadım. Bunlar teknik problemler. Hı. Çok fazla oyuncunun da başına geliyor. İlle bir önceki projeye de ondan önceki olmasına gerek yok. Yani paramızı almadığımız iş de oldu bizim. Yani bu ülkede bunlar da oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hani mahkemelik olduğumuz için söyleyebilirim. Ben, sadece ben değil, bütün ekip olarak böyle ortadan kaybolan yapımcıyla da tanıştık. Anlatabiliyor muyum? Hani bildiğiniz 20 yıldır içinde olunca birçok şey görüyorsun ve hani diyorsun ki huzurla aksın. Ben bir parça da şeye inanıyorum. Yapımcının, yönetmenin sete böyle karakter verdiğini inanıyorum. Böyle balık baştan kokar gibi. O huzurluysa, o akıyorsa öyle uca kadar da devam ediyor bazı şeyler. Güzel anlamda. Sizi gerçekten konuşturmak lazımmış bu konularda özellikle. Ya neler çıktı hakikaten. Geçmiş yıllarda ne deneyimler. Ben ama uzun zamandır gerçekten çalıştığı projeyi bu kadar ilgiyle seven ve söylediğin şeyler çok samimi. Yani Yalı Çapkını ile ilgili. O çok belli, çok yansıyor zaten. Hakikaten istediğiniz bir şey olmuş. Yani hani yalan borcumuz yok yani. Ama bir de sizin söylemeniz şöyle önemli. Şimdi atıyorum ilk projesi olan, mesleğe yeni başlamış işte genç arkadaşlardan geldiği zaman, çünkü çok deneyim olmadığı için şey yapabiliyorsun ya, o anın heyecanına kapılabiliyor filan. Sizin söylediğiniz daha nesnel. Hakikaten orada çok deneyim var geçmişte. Evet yani 20 yıldır bu sektörün içindeyim. En iyisini de gördüm. Sektör bana hep iyi davrandı. Yani çok şanslıydım. Ben de çok çalıştım. Ama yani bazen de uymadığımı uymuyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de doğruya doğru demekte fayda var yani. Sizi kızdıranları da çok merak ettim ya. Ya konuşurken onlar da aklıma geliyor. En son en çok neye şaşırdınız? Şaşırmak. Ya iki tane kedimiz var. Kedilere hala çok şaşırıyorum ben. Yani kediyi çok seviyorum. Saklandıkları yerleri, evimde bilmediğim bir köşe bulup hala saklanabiliyorlar. Ya inanılır gibi değil yani. Bir süre biri üstünlük kuruyor, bir süre öteki. Saatlerce izleyebilirim. Kedilerime şaşırıyorum. En son en çok hüzünlendiğiniz anı paylaşabilir misiniz? Aslında babamın sevdiği bir yemeği görünce heyecanlanıyorum. 2 sene önce kaybettim. 1,5 sene önce kaybettim. Biraz başına geçti. Teşekkür ederim. Ya onun bir lafı aklıma geldiğinde ya da ne bileyim onun sevdiği bir yemeği gördüğümde. Aranız iyi geçen miydi? Çok. Efendim? Aranız iyi miydi? Çok. En iyi arkadaşlarımdan biriydi. En son en çok neye hayır dediniz? Hayır der misiniz hayatta? Hayır dersiniz gibi geliyor. Derim. Evet. Hayır derim, hiç çekinmem hayır demekte. Ama eğer şey olacaksa, günlük hayırları olacaksa bu telefondan sürekli bir şey satmaya çalışıyorlar ya. Günde mesela eğer telefonlarınızı açarsanız dünyada kim ben hayır demeyi bilmiyorum, terapiye gitmeliyim falan diye insanlar bile günün sonunda hayır demeyi hayır hayır yani diyorum. 5 kere falan 10 kere hayır diyorum. Arama engelleme falan yapıyorum. Onu da yetmediği zamanlar oluyor biliyorsunuz. Doğru. Şimdi sadece o bilecek bölümümüz var bu bölümde. Çok ilginizi çekebilir. Sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Kime söylediğinizi tam yapımcı burada var ya. Kime söylediğinizi ben ve izleyiciler bilmeyecek. Geçmişinizden bugüne kadar herhangi bir kişi ya da konu olabilir. Soruyu sorayım, formattan net oturacak burada. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısınız? Ona öyle olmadığını anlatmışsınızdır ama yine bir şey de söyleyebilirsiniz. İlla bu sorunun cevabı o değil yani. Ona bir şey anlatmanızı istiyoruz. Herhangi bir hikaye olabilir. Tamam, şimdi daha oturdu kafamda bir parça. Onunla bir şey, sadece isim istemeyeceğiz, hikaye. Ama onu bilmiyorsunuz. Tamam. Evet, sormayacağız da kim olduğunu. İzleyiciler soracak, ben de. Tamam hadi. Geldi mi aklınıza bir hikaye? Bir değil, çok gelmiştir. Binlerce hikaye var. Yani bu hayır. Kime ne söylemek istersiniz? Kime ne söylemek? Evet. Ben istediğimi söylerim ya. Yani, evet yani ben normalde insanlara olanı söyleyen biriyim. Defter ya kapatırım ya da hani yüzleşirim diyen birisiniz herhalde. Olsun, biz yine aslında burada ona bir açıklama yapmanızı istiyoruz. O hikayeyi, açıklama. Ya da o hikayeyi anlatın ona ama. Ona ne söylemek istiyorum? Evet. Ona diyorum ki seninle geçirdiğim her an çok kutsal ve çok dolu doluydu. Ömrümün geri kalanını da seninle geçirmek istiyorum. Şöyle, kim olabilir? Eşinizdir. Evet. Böyle biraz flu kalacak. İşte acaba kim ve ne diyor? Ya bu yaşadığınız sektörel deneyim, tecrübe olabilir. Kötü tecrübeler de olabilir. Hani ya da iyi tecrübe bir şey olabilir. Ona diyorum ki sen sahtekar bir insansın. Sakın bir daha karşıma çıkma. Anlar mı? Kim Anlamaz olduğunu? Çünkü o kadar çok sahtekar. Şaka yapıyorum. Ya bizim sektörün adı çıkmış. Öyle bir her sektörde. Var tabii. Ama sizin sektörde de çok çeşitli insan var. Yani eğlence dünyası enteresandır ama ben gerçekten şanslıyım. O konuda yapamam yani. Bir tane çürük elma her yerde çıkar. Sonrası yani ona bakmayacaksın, önüne bakacaksın. Yok, sizin gerçekten bir hikaye var yani. Var hikaye anlatırım. Var. Peki ikinci sorumuz. Kendinizi affettireceğiniz bir andasınız şu anda. Sizi dinliyor. Anlatır mısınız? Kendinizi affettireceğiniz herhangi bir şey var mı bu hayatta bugüne kadar? Çok komplike bir şey olmasına da gerek yok. Bazen konuklar affettirme falan deyince şey olabiliyor. Basit bir şey de olabilir. Eda'nın kalbini kırmışsınızdır mesela. Ya şimdi sen bana kızgınsın biliyorum ama gerçekten inanılmaz yorgundum. Hiç sokağa çıkasım yoktu ve telefonumu bilerek açmadım. Anlar mı? Bilmem. Vay, çok samimi itiraf geldi. Ama yani bence bu samimiyet anlıyorsan da olmalı diye düşünüyorum, her kimsen. Yani evet. Her kimsen değiştirim de bana yazdı biri bir çekimimde. Şimdi tabii söylemeyeceğim. Çok spesifik bir hikayeydi. Konuğum gerçekten travmatik bir hikayesi anlatıyor filan. Ben de çok içselleştirdim ve dedim ki ya her kimsen dedim. Ben çok merak ediyorum seni filan. Ya ulaştı bana. Tabii böyle enteresan şeyler de yaşıyoruz. Çok garipmiş. Yine buradan da selam söyleyeyim kendisine. Bu bölümün son sorusu kapanıştan önceki soru. Onu nasıl sevdiğinizi tarif eder misiniz? Gerçekten çok basit bir şey de söyleyebilirsiniz. İlla retorik bir cevap ya da şairane ifadeler istemiyoruz. Sadece sizde ne hissettiriyor bu? Gülçin Santırcıoğlu nasıl seviyor? Bu arada aşka inanıyor musunuz? Aşk diye bir şeyin kavramına, varlığına? Tabii ki inanıyorum. Bayağı dolu inanıyorum. Nasıl bir şey o aşk dediğiniz şey? Ya aşk hormonal bir şey. Ne hisset? O hormonlar ama hani gerçekten insanın o odak dışındaki her şeye, insan işine de aşık olabilir. Böyle soyut bir aşktan bahsetmiyorum. Bir erkeğe olan aşktan da bahsediyorsak. Yani doğruymuş, yanlışmış, oymuş, buymuş falan diye görmediği, o kadar kontrollü olmak ya da bilmiyorum, dediğim gibi hormonlar da çok etkiliyor insanı. Gerçekten hesapsız kitapsız yürümek yani. Mesela çok iyi değil mi? Hakikaten siz böyle konuşunca bu arada sizde şu an hissettiğim program boyunca şu oldu. Çok pozitif bir durumda şu. İfadeleriniz yaşadıklarınızı da gösterebiliyor. Bir şey söylüyorsunuz. Evet ya onu dibine kadar yapıyor. Evet böyle düşünüyor. Evet filan. Şimdi diyorsunuz Gülçin Santırcıoğlu insanların işte acaba mesafe insanı mı sadece, işte çok mu şey değil. Demek ki aşk konusunda mantık, hesap, kitap. Yok, hayır olmaz, şöyle olmalı. Hayır, hiç o kontrol, şu bu, hayat nasıl geliyorsa filan. Öyle birisiniz. Hiç öyle bir şey, eşim, dostum, yani ki tanıdığım insanların yanında kapalı bir insan değilim. Hı. Ama takdir edersiniz ki çok kalabalık ortamlarda çalışıyoruz ve sürekli yeni insanlar tanıyoruz. O kadar fazla samimiyetinde sahte olduğunu düşünüyorum. Çok kabul edilir. Gerçek olan her yerde olmaya çalışıyorum. Kendi kalbimin gerçeği doğrultusunda, yani öyle bir şey. Ama aşkı bu noktada yaşıyor. Bence şey yaptınız, biraz filtrelantınız. Bence çok uç yaşıyorsunuz. Yani direkt neyse, o duygu neyse, duyguları sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Evet. Vay süpermiş ya. Cevapları da ben vermiş oldum yani. Onu nasıl sevdiğinizi tarif eder misiniz peki? Tarif. Evet. Yani zor bir şey ya, sevgiyi, onu nasıl tarif? Belki işte biraz önce de belki onun girizgahını yapmıştım. Kaynağı olmayan tek şey zaman. Ben sevdiğim insanlara bütün zamanımı vermeye varım yani. Oh, gerçekten. Oh. Bunun içinde hani eşim, ailem, sevdiğim dostlar ve işim de dahil. Eğer işteki samimiyet noktasına geldiysek, özellikle 40 yaşını aşınca insanda daha da netleşen bir duygu oluyor. Zamanınızı boşa vermek istemiyorsunuz. O yüzden de yani yalan dolan olan bir ortamda olmak istemiyorsunuz. Sevgimi ancak gerçekten ben orada olduğumda tamamen orada olan bir insanım çünkü. Yani biraz telefon, biraz televizyon falan değilim. Orada olurum sizin için. Yani sevgi biraz da öyle bir şey ve güvenle, yani kalbimi de açarım. Farklı bir karakterle birlikteyiz. Yani insan çünkü şey diyor, böyle bir espri yapıp çok samimi geyik mi yapsak, sosyal hayat anlatıyorum, buradan bahsetmiyorum. Eğlenir ama bir an bir set koysa aman ortamı dağıtabilir ciddi. Nasıl davransak acaba filan. Takılıyorum. Ya ben çok güzel, çok samimi cevaplar verdiniz. Bir kapanış sorunuz var. Bir de Yalı Çapkını'yla ilgili bir set anısı soracağım. Bu set anısı sette olan bir diyalog da olabilir ya da sahneyle alakalı kamera arkası bir şey de olabilir. Bilmediğimiz ve izleyicilerin merak edebileceği herhangi bir şey. Bu arada bu çok iyi şey ve oyuncular genelde ya set anısı mı filan olabiliyorlar ama ben de hakikaten çok izleyiciler karşılığı olduğunu gördüğüm için programlarımda bunu almaya çalışıyorum. Özellikle pik projelerde. Bunu sona saklayayım. Siz o sırada tamam, düşünmüş olursunuz. Kapanış sorumuzu sorayım. Dilediğiniz kişiye, dilediğiniz soruyu 83 milyonun izlediği programda sorma imkanı verildi size. Bu kim olurdu ve ona ne sorardınız? Şimdi ben bunu zaten düşündüm. Ve ilk aklıma gelen şeyi söyleyeceğim. Ondan sonra daha farklı şeyler de geldi aklıma. Ben bir Rafael Nadal fanıyım. Tenisçi Rafael Nadal fanıyım. Ona gerçekten nasıl ya? Nasıl demek istiyorum. Bütün 83 milyon değil belki milyarlarca insanda olsa bu motivasyon, bu mütevazılık, bu savaşçı ruh, bu kendini koruma, aileni koruma ve o hala çaba, mücadele. Bunu nasıl yaptığını çok merak ediyorum. Onu sorardım. Buradan da selamlar belki. Burada bir yani. Nadal buradan sana sesleniyorum. Buradan cevap ver. Nasıl bir şey? Vallahi çok iyi ya. Takip ediyorsunuz yakından. Yani. Ben tenisleri yakın takip ederim. Oynar mısınız izleyici olarak mı? Ya benim tenis öyle hani kurslar falan aldım geçen sene karşıda ama sporla pek işim yok. Ama iyi bir izleyiciyim yani. Vay, teknik bilgim iyidir. Vay çok iyiymiş ya. Yalı Çapkını set anısı alabilir miyiz sizden kapanışta? Çok kişisel bir şey bu benim. Yalı'ya gittik, Yalı'yı geziyoruz önce. Tabii aramızda böyle Yalı'da yaşayan bir insan falan yok. Bir de hani tabii bir parça böyle kılığın, kıyafetin, duruşun falan hani uyuman lazım hani oyuncu olarak. İlk başta herkeste şey var, abi denize bakmıyorum böyle şey modundan sonra topukluyla yürüyorum. En çok bende oldu. Eyvah alt kattakilere ses gitti. Bir dakika abi yoldayız. Eyvah alt kattakilere. Bu çok iyiymiş. Yani zor alıştık ama şimdi çok keyifli sürüyorum. Sanki ay yolda yaşamamak nasıl bir duyguydu acaba falan gibi bir yerleştik, kurulduk çok yani yere. Ya, kendi evimiz gibi yani şu anda. O enteresan oda içinde falan filan bir lüksler. Benim de harika bir odam var. İfakat oda çok güzel. Hacı sizin odası zaten inanılmaz dekore edildi. Yalı sizden soracağız zaten. Yalı bizden inşallah. Yani öyle. Süpermiş. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.